Altın podcast'i. 13. bölüm. İnanılmaz bir bölüm. Merhaba Erman, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaltın yeni bir bölümüne ben de hoş geldim. Ee, sen de hoş geldin Ozan'cığım. Ben de hoş geldim. Ben kendi evimdeyim. Sen zaten kendi evindesin. Ben evet. senin evine gelerek e, ben biraz şey durumuna düştüm, hoş gelmiş durumuna düştüm. Ee, baskın basanındır mantığı. Bir Baskın söylenir. basanındır. İkincisi zaten çok fazla geldiğim için artık hoş geldin, beş gittin şeylerini ben hissetmiyorum. O vibe'ları hissetmiyorum bir geldiğimde. Ee, geldin mi? Geldim. Ee, ya da gidiyor musun? Dur ben de çıkıyorum gibisinden. Uyandın mı? Uyandım. <gülüyor> <gülüyor> ya da ben sana bazen sormak istediğimde soramadığım şeyler oluyor. Ya yani ben mesela senin evine geliyorum. Erken geliyorum. Bakıyorum ki üstünde bir eşofman altı, short ve tişört evet. var. Mesela sen bunları değiştir. Ne olmasını bekliyorsun? Yok, hiçbir şey olmasını beklemiyorum. Sadece şey diye soramıyorum. Sen bunları değiştirecek misin yoksa tamam mı bunlar senin için diye. Onu mesela bekliyorum. Hani çünkü insan bazen şeyle kalkar. Penye short'la kalkar ama o gece giydiği penye short'tur. Sabah penye short'u başkadır. Bekliyorum yani belki bu penye short'u iyi bir penye short zannediyor. Ben, Günlük giyilebilecek bir şey zannediyordur diye düşünüyorum. Ben her zaman en tam halimle zuhur ederim. <laughs> yani bu bir penye short olabilir. Bu evet. ağzı yüzü dönmüş bir eşofman olabilir. Bu muhteşem bir takım elbise olabilir. Hmm. Yani bir günde bakarsın ki parıl parıl böyle NASA onaylı bir parlak bir takım elbiseyle de evet. yatağımda yatıyor olabilir. O zaman şey diyebilir miyiz? Ozan Akyol'u nasıl gördüyseniz Ozan yol o gün size öyle görünmesi gerektiği için öyle görünmüştür. Gibi. Sen şey diyor musun? İşte rüyada rahmetli dayımı gördüm. Evet. ...çok kötü giyinmişti. <laughs> yani rüyada gördüğüm bir insan için... ...kıyafetinden dolayı onu... ...o insanı eleştiriyor musun? Hayır. Benimle geçen her gün bir rüyadır. Bunun hmm. tadını... ...çıkarmasını bilene, yaşamasını bilene... ...tekrar hoş geldin Tekrar diyorum. Tekrar hoş bulduk. Teşekkürler. Sizin burada hayvan gibi... ...inşaat varmış. Biz burada başladık podcast'a ama... Doğru. Yine cazır cazır... Evet. nokta da aynı şey olmuştu. Hatırlıyorsan. Yan tarafımızda... ...tadilat bağımlısı bir... Bey vardı. Bu <laughs> bey her sabah 7'de uyanır. <laughs> Saat sekiz buçukta da gelen işçilere ustalara, siz bu saate kadar neredesiniz? Öğlen oldu dar. Sekiz buçuk hiçbir meridyende, hiçbir coğrafyada öğlen değildir. Sekiz öğlen diyen gerçekten çağ dışı bile demek istemiyorum. Yani yok edilmesi gereken evet, bir insan. Dünya türüdür. üzerinde 30 gün günün 30 gün gecenin yaşandığı yerler var. O zaman bile. Demezsin yani, bir, yani şakasını bile yapmazsın. Zaten oradakiler bıkmıştır artık o şeylerden. Aha, oğlum, öyle, öyle oldu. Öyle <laughs> Gibi de söylemiyor. <laughs> Neredesiniz siz? Yani o anladım senin demek istediğini. Biraz işin içinde sarkastik bir şey olsa, evet. söylem olsa. Ne kadar çekilmez olur? 30 gün gün, 30 gün gecenin yaşadığı sıcaklıkların eksi düştüğü bir ortamda şakacı bir dayı olsa başında ne kadar çekilmez olur hayat? Ya da günü çok garip bir yerden bölüyor bu adam. Yani kimsenin bilmediği bir ajandası var gizli. Hani ha. şey gibi sonuçta tarihte bir sürü takvim denenmiş ya 12 hayvanlı takvim. Evet. Hayvansız takvim <laughs> normal 12 12 kavramlı takvim gibi yani bu da belki karısıyla oturdular bir gece dediler ki hanım ben böl Aha, bu günü buradan bölüyorum artık var mı bir itirazın kadın ne desin ee, sen kadın bıkmıştır, bıkmıştır herhalde kadın bıkmıştır dün Senin... başka bir şey bugün başka bir şey <laughs> dün ben artık gazete almayacağım internetten çıktı aldığım e, makalelerle kendi gazetemi yapacağım bütün evde onu okuyacağız diye gelmiş ya keşke bak bu ne kadar güzel bir şey sen benim kocam olsan desen ki hanım ben artık <gülüyor> Yala... <gülüyor> yalan <gülüyor> haberden bıktım <laughs> I'm gonna do it myself. Evet. Diyeceksin ve diyeceğim ki vay benim kocam da dıyıcı olmuş. Evet. Yani do it yourselfçı olmuş. Evet. Gurur duyarım ben ya. Öyle kocayı alırım, öperim. Evet. çıplak alırım koynuma. Güzel en azından yani evliliğin şimdi ev insan evlilik deyince cinselliği <laughs> de yanında gelen bir performans paketi zannediyor. Cinsellik evlilikte görünmeyen şeydir, gelindir ya da güveydir. Yani <laughs> O konuya geleceğim o konuya Neyse, geleceğim. Neyse evet onu soruyorum. Bir sorayım. şeyim var ama şöyle mesela bazen oluyor ya makarnanın üstüne tombalı yapıştırıyorlar marketlerde şey gibi ya da tombalığın üstüne makarna ya, yapıştırıyorlar. Kombine ediyorlar. Yani evet kombine var. ediyorlar. Yani evet, kombine siz ediyorlar. bunları yersiniz yersiniz. Siz, siz bunları, bunları yiyorsunuz. Siz bunu yersiniz. Siz bunu sadece bunu yersiniz <laughs> gibisinden. Ya yani evlilikle cinselliği de insanlar gerçekten o tarz böyle promosyonel paket zannediyor. Aslında öyle değil yani Nasıl cinsellik. Değil? Ya cinsellik aslında birlikte eve girdiğin, yani evlenince birlikte eve giriyorsun ya. Evet. O eve de illa bir şekilde çiçek alınıyor. O çiçeklerden biri yani. Ben cinselliği e, en güzel çeyiz olarak düşünürüm. <laughs> yani bir insanın başka bir eve götürebileceği en güzel çeyiz cinsel organları ve o cinsel organlarıyla yapabilecekleridir, kapasitesidir. Hmm. Çünkü yani hani mal mülk geçici, örtüyü ört, sehpayı düşür evet. üzerine koy bir şey ama Kırlentle ile geçecek bir ömür değil bu. Çeyiz. Neyle geçecek bir ömür? Evet. Mücadeleyle. <laughs> Et ete. Kan kana. Karşılıklı, can cana. Evet, karşılıklı. O sen senin, düştüğünde o seni aşkın kaldıracak. Ya. Evet, sen düştüğünde o seni kaldıracak. O düştü, o tükezildiğinde sen koluna gireceksin. Evet. Ee, neden dediğimde... bahsediyorduk ya inşaattan bahsediyorduk? <laughs> i̇nsan, inşaattan bahsediyorduk. Ya insanlar <laughs> fark ettim ki birisi dışarıda taş kesiyor şu anda. Evet. Ve 6 aydır kesiyor biliyor musun? Yani bunun daha iyi bir yöntem olmalı diyor insan ya da iş yapıyor gibi gözükmek için oğlum aynısını söyleyecektim. Ben artık uzun süren e, inşaat gürültülerinde Hı -hı. şunu düşünmeye başlıyorum. Diyorum ki bunlar aslında işi bitirdi. Evet. Ama ya yüklenici firmayla ya da çalıştıkları Hı -hı. firmayla aralarında bir sıkıntı var ya da bu mahalleden biriyle bir şey yaşamışlar. Her gün sabah gelip o boş apartmanın içine girip hiçbir şekilde hiçbir işe yaramayan bir taşı kesiyorlar ve gürültü çıkarmaya geliyorlar buraya. <laughs> ya da şunu fark ettiler. Benim evet. taşım nerede diye mi giriyor? <laughs> Benim taşım nerede? Ben taş kesmeye geldim ve yine hıltıyla yerleri zangır zangır titretmeye geldim diye geliyor olabilirler. Ya da Şöyle bir şey oluyor. Çok uzun sürüyor ya bazen inşaatlar. Evet. Bence bazı insanlar bu muhitte oturan bağımlısı oluyorlar o sesin. Hı hı. Diyor ki ben bu sesi duymazsam artık yaşayamam. Yani evet. o benim artık kahvaltımda vardı, öğle üzeri çalışmamda vardı, akşam üzeri kahvemde vardı. Yani bazen geri geldi gece yatağa girerken bile devam etti bu. Evet. Hani ben bunu artık şeyim. Ben bir inşaat bağımlısıyım. Hı hı. Dedirtiyor bence bazı insanları. Bu tarz sesler. Ve onun devam etmesini istiyorlar o inşaat bitse de. Abi sen yine gel, sana şurada bizim belediyenin parkın yanında boş bir alan verelim. Sen orada taş mı kesiyorsun, ee, demir mi şey yapacaksın, lehimleyeceksin, demir mi keseceksin, ne yapacaksan o cazırtı, cuzurtu, takırtı durmasın. Tamam şey demiştir o da yani hani fiyatta anlaştıktan sonra siz sakın kafanıza öyle şeyleri takmayın. Yani taş mı keseceksin falan filan. Bunun bin türlü yolu vardır. O sesi ben taştan da çıkartırım. Kaynaktan da çıkartırım. evet ee, Allah en kötü kendime kemiğime dayarım. Yani. <laughs> Siz mağdur olmayın diye yani. Ya çünkü ya yani insan biraz kendinden biliyor. Ben hatırlıyorum yani ajanslarda çalışırken taş kesmek olsun diye taş kesen insanların e, yaptığı hani böyle çalışıyor gözükmek işini evet. bilgisayarla yapabiliyordum yani. Sen en azından şey yapmıyordun. Tozla, pisle, kirle uğraşmıyordun ve gazete kağıdı serip lahmacun üzerine kola yemiyordun. <gülüyor> Onu <gülüyor> yapıyor muydun? Onu tabii şimdi yani... Sen. insanlık hali bir iki kere olmuştur. Ha insanlık hali demiyorum. Yazık bu adamlar bu şartlarda çalışıyor. ya yani ajanslarda senin o götünü oynattığın zamanlarda Sodexon var. Oyun var, bu var. Kahve makinesi yanında. Sen şey gördün mü? İnsanların rahatça kahve makinesinden. İdris Usta, ne oldu bizim? E, ben Kolombiya çekirdeği getirmiştim. Ondan içelim denilen bir inşaat gördün mü? <laughs> İdris Usta'nın Kolombiya ile ilgili çok kuvvetli fikirleri var. En başta şunu söylüyor. Yani bakın arkadaşlar, kahve bir içecek değildir, bir meyvedir. <laughs> Aynı. Ve diyor ki, yani bu Kolombiya'ya bir takmışsınız çünkü Kolombiya'yı duymuşsunuz. Bu bir. İkincisi filtre kahve diye bir takıntınız var. Onu da nereden Starbucks'tan öğrenmişsiniz? O Starbucks'ın yanık kahvesini içe içe öyle zannediyorsunuz. Evet. Oysa e, kahve çekirdekte alınır, çekilir, tartılır, üstüne sıcak su dökülür. Asla ateş üstünde bekletilmez. Çünkü ne oluyor? Yanar. Yanar. Ya Aynen. sen yanık ekmek yiyor musun? Yanık lahmacun yiyor musun? Geçen gün buraya yanık lahmacun geldi. Ne kadar kaç saat biçink yani tam böyle konuşurken çok büyük bir kalas indirir Usta'nın <laughs> kafasına düşebilir ve orada da şunu anlarız aslında önce iş güvenliği evet. yani kahvenin kahve çekirdeğinin güvenliğinden <laughs> önce keşke şu e, şeyi dirseği doğru düzgün yapsaydık da o kalas İdris Usta'nın kafasına düşmeyeydi. Bu muhteşem bir spot reklamı oldu o zaman <laughs> <laughs> Yani kamu spotu oldu. Evet çok keskin virajlarla ani duygu yükselişleriyle dolu bir kamu spotu oldu. Bunu ben izin verirsen sonra altına müzik falan koyup iyice insanların yani anlayacağı bir hale sokarım. Ya biraz işte kamu spotlarını e, şeye göre de yani gelişen şartlara göre de tekrar ele almak gerekiyor ya. Tabi yani çağa ayak uydurması gerekiyor. Neden artık Vietnam'iz kahve çekirdeğiyle Kolombiya kahve çekirdeğini karşılaştırabilen bir inşaat ustası olmasın? Ya tamamen. Ona bir de da ihtiyaç hayır, var. Bir de şöyle zaten sen mesela kime veriyorsun bu kamu spotunu? İnşaatla hiçbir işi olmayan insanı izlesin istiyorsun. Tabii ki. Çünkü neden bilmiyorum. Neden böyle şeyler televizyonda yayınlanır bilmiyorum da hani mesela beni ben inşaat görsem. E, kamu spotu desem aman derim geçerim. Ama böyle bir kahve çiçektir etrafında şey yapan bir şey görsem, şekillenen bir kamu spotu evet. görsem hemen otururum. Aa ben, aa aynı ben aa ben de kahve tabii tutkunum falan diye izlerim yani. Ya neden öyle kamu spotları yapılıyor biliyor musun? Çünkü devlet arada bir televizyon kanalıyla da insanlara ulaşabileceğini hatırlıyor. Yani e, o <laughs> tabii, tabii refleksleri çok kaybetmiş. Yani şey gibi düşünelim. Devleti bir aile gibi düşünelim. Evet. Bu ailenin babası eve şey alıyor, kondisyon bisikleti alıyor. Hı hı. Salonun en güzel yerine koyuyor. Evet. Çıkar ya babalar o kondisyon bisikletini evet. ayda bir ve şey der, yapmak lazım. Yapmak lazım oldu. <laughs> nefes nefesiyken böyle. Bak ne güzel terletti göre yani. O kamu spotlarını böyle düşünebiliriz. Ayda bir üzerine çıkılan bir kondisyon hı hı. bisikletidir. Ya da yürüme bandıdır. Ve maalesef bir yere götürmez. Ve maalesef hayvan gibi para harcanır. Bütün ailenin şeyi, parası, pulu o ona yatırılmıştır, gömülmüştür. Salonun da en güzel yerinde durur. Ve çocuklar der ki ya baba bana alacağına bana akül araba alsaydın falan gibi. Evet. Biz de halk olarak devlete diyoruz ki baba niye bize bunu aldın? Baba niye bilgisayar Hepimize almadın? araba alsaydım, bilgisayar alsaydım benim beynim daha iyi gelişirdi. Benim derslerime yardımcı olurdu diyorsun. Evet. Oysa çoğu ailede olduğu gibi yani baba o hiçbir yere gitmeyen, evin içine sabitlenmiş e, egzersiz bisikletine binip teker çevireceğine gerçek bir bisiklete binip ben bu ailenin zamanını doldurduğuna inanıyorum bu birlikteliğin ve hiçbirimizin birbirimize mahkum olmayacağını, e, inşallah muhtaç da olmayacağını umuyorum. Eee <laughs> O <laughs> Yok, güzel bir dağ bisikletiyle, evet dağ bisikletiyle, evet, pardon, dağ bisikletiyle aynı eşofmanıyla fakat evet. bu sefer yerinde sayan değil, giden. Çünkü gitmek demek gelişim demektir. Yani Evet. ilerlemenin kötüsü olmaz. Yani başta kötü zannedersin. Babam bizi bir gün dağ bisikletine bindi, terk etti, gitti zannedersin. Evet. Ama o yeni bir başlangıçtır, yeni bir fırsattır yani. Kesinlikle öyle ya. Bence babalar bu dediklerimi düşünmeli. Anneler de hakeza. Çünkü benim o konuyla ilgili başka bir şeyim sana? Bence babalar düşünmeli. Çünkü babalık bir yerden sonra sanki şey gibi düşünmenin bittiği bir coğrafya gibi. Evet. Evet insanlar kurak bir çabuk şey vazgeçiyor. iklimi var değil mi? Fikir hmm. iklimi var babalık coğrafyasında. Şey hepimiz yaşamışızdır değil mi? Yani babanın bu artık akıl ve mantıktan uzaklaşmaya başladığı süreçte babaya karşı bir olma <laughs> kavramını hepimiz <laughs> tecrübe etmişizdir. Evet. Kavramını da demeyelim de hem de pratik ve eylemini hepimiz bir tecrübe etmişizdir. Babaya karşı bir olma anneyi e, saflarına katmaya çalışma varsa kardeşleri galeyana getirme ben biliyorsun Kumrulu Yokuşu'nda yaşıyorum evet. Cihangir'de burası inşaatlarıyla olduğu kadar ismiyle de müsemma bir sokak ve bunu daha geçenlerde düşündüm yani acı bir geçenlerde tanketti ya. acı acı bir şekilde çünkü benim yatak odamın hemen dış tarafındaki balkonun köşesinde bir kuş ailesi var hı hı. ve bunlar yaklaşık bir buçuk iki senedir gerçekten bir türlü anlaşamıyorlar. Yani bir yani şey olur ya insan komşularından çeker ya yani üzerimize bir aile taşındı yok alt tarafa bir aile taşındı her gün takır tukur bilmem ne. Benim yan tarafıma bir kuş ailesi, insan ailesi de değil hayvan ailesi taşındı. Ya kardeşim aile gerçekten bu kadar kötü, bu kadar sakat bir kavram mı? Bu hiçbir canlı türünde sekmiyor mu diye düşünmeye başladım. Kötü yani. yönetilen de, evet, bir aile çünkü mi? Her sabah şöyle bir ses. <gülüyor> 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 yani sen benim geçtiğimi kararttın. Oraya parayı koyup gitseydin daha da alırdı falan gibi. Hani sanki bir babaya ya da bir eşin bir kocaya haykırışı, sitemi, sitayişini duyuyorum. Yani Müge Anlı'ya katılan kadınlar gibi evet. kumrular. Yani Belki bu bir kumru ailesiymiş ve ben sonradan e, bu sesleri kaydedip YouTube'da arattım. Kumru ailesi. Bir, Birebir bir tutuyor mu diye, bu kuş nedir diye. Tabii ki kumru çıktı. Çünkü neden burası kumrulu yokuşu. Ben beyinsizim yani. Ama nedir bu ailenin alıp veremediği her sabah? Du, 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 du. Du, du. Öncelikle Ozan'cığım yani hayırlı olsun. Yani yeni bir gözle bakmışsın her şeye. 6 yıldır bulunduğun ortama. Baktırdılar. Baktırmışlar. Kumru ailesi bugün de stüdyomuzda. Değil, <laughs> Ya keşke alsak konuk edebilsek podcastte. ya nedir derdiniz? Hani bir ay, iki ay, üç ay. Bu ne kadar hayat sonuna kadar devam edecekse siz niye ailesiniz? Boşanın. <laughs> gidin başka yerde ayrı ayrı takılın. Tak 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 -ta 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 -ta. bir daha kanat açmalar, birden şey yapmalar. Ya çok basit yani insanlar artık şeyi fark etti kimse kimseye göbekten bağlı değil. Evet. Kimsenin kaderi bir yazılmamış. Hele siz kuşsunuz ya. Evet. Yani her yere gidebilirsiniz. Var <laughs> bu <bir> imkan elinizde? <laughs> e biz öyle zannediyoruz. Ben şimdi sayısız yeteneklerimden bir tanesi olan kumru ses çıkartabilme yeteneğime sanırım bir fırsat buldum. Tabii. Bizim verirse onu çıkarmak istiyorum. Tabii isterim. ki. Ben çok isterim yani. Elimle yapacağım. <laughs> evet. Bu sanırım babanın tekken çıkardığı ses. Yani şey gitmişler. Aklım olsaydı e, evlenmezdim anne, dediği ses. Anneyle <laughs> oğlan, kız e, oturmaya falan gitmişler. Teyzesine gitmişler. Ya da misafirliğe gitmişler. Evet. Bu aklım olsaydı dediğim gibi hiçbir şekilde ne ilişkiye girerdim ne bu ailenin babası olurdum sesi gibi geliyor. Ya da hani of 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 ben hani daha ne yapacağım yani bu bunun sonu da yok. Başka şeyi de geçemiyorum. Başka aileye geçişim evet. de imkanı yok. Bana Artık Cihangir'de, Taksim'de falan oturan normal aileler garip gelmeye başladı. Siz niye genç değilsiniz diye <laughs> çevirip sorasım geliyor. Böyle mi diyor baba? Hayır ben... Ha, sana mı öyle? Bana göre geliyor. Yani böyle hani sizin buraya geldiğimde her apartmandan bir şey çıkıyor ya. E, UX designer. Ya o vesaire. kadar da değil şimdi şey yapmıyor. Ama dışarıda evet burada biraz öyle. Genel biraz... e, popülasyon öyle. <laughs> Popülasyonu fazla burada. <laughs> Estağfurullah öyle demezdim de yani. Yok <laughs> yok yo, öyle. Ben şey, kendimi de katarım içine. Yeni dünyanın şeyleri meslekleri diyelim yani. Professionals. Evet. Ama mesela bir apartmandan şey çıkınca yani. Çok düz kot e, gömlekli baba yanında da düz kafalı oğlu çıkınca da. Siz buraya niye geldiniz diye <laughs> diyesi geliyor insanın. <laughs> ya, çok ayıp ama yani şey gibi zaten so burada e, sanki evler yeni bir meslek icat edilsin diye kiralanıyor gibi. Yani çocuklar siz girin buraya 3-4 <laughs> kişi senin saçın çok güzel sapsarı yanları kabak gibi kesilmiş bol kesim tişört giyiyorsun. <laughs> hmm. Hem de basketbol şortunun üstüne altın künye takmışsın. Sen gel tut bu evi. Sen bulursun ya mesleğini. Evet. Uydurursun bir şey yani. işte sosyal medya e, duygu dizaynı. <laughs> Dizaynları. <laughs> Gamification. Nasıl yani? <laughs> duygu dizayn ediyoruz abi biz. Ya ben bir tane meslek duymuştum çok hoşuma gitmişti o zaman onu paylaşmak istiyorum. Ee, hediye danışmanı. Hediye danışmanı. Evet şöyle tabii bizim... <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya. <laughs> Gerçekten mi? Evet evet. Ee, ya şöyle şimdi tabii bizim e, elimizin uzanabileceği dünyaların ötesinde bir dünya. Yani hani biz e, milyon dolarla 10 milyon dolar arasındaki farkı anlamıyoruz ya. Tabii. O da çok para o da çok para. Ya bu çok yüksek bir insansız <laughs> uygulaması öyle değil mi yani yani şimdi ihtiyaç olmasa aranıp bulunmaz ya sen biraz anlat ben biraz dinleyeyim hemen ön yargılı evet. ya olmayayım evet. evet evet şimdi şöyle tabi bizim anlayışımızın ötesinde ünlü ve zengin olan insanlar var özellikle Amerika'da ee, eğlence sektöründe ya da işte ne bileyim zengin yani evet bir yerden babadan kalmış bir şey sonra bu zengin insanların bağlantıları fazla oluyor benim dinlediğim bu Bağlantıları fazla olan insanların işte bizde nasıl belediye başkanını gün aşırı düğüne çağırıyorlar. Evet. Onların da böyle işte bilmem ne kutlaması işte yıl dönümümüz işte bilmem ne ailesinin bilmem kimlerin onlar demokratların büyük şeyiydi destekçisiydi mutlaka gitmemiz lazım falan filan. Şimdi bu insanların yönetmesi gereken bir para var. Hı hı. Yönetmesi gereken bir imajları var. E, eğlence sektöründeyse zaten mesela rol için külü alacak. Rol için külü verecek. Dwayne, Dwayne Drak Johnson düşünelim. Yani dört, hani bir önceki filmimde bu kadar kaslıydım. Bu filmimde ne kadar kaslı olmam gerekiyor diye bir e, ufak bir toplantısı var o gün mesela. Evet. Bunların arasında gerçekten şeye vakit bulamıyor. İnsanlara kişiselleştirilmiş hediyeler almaya yani hediyesi gelen insanlara kişiselleştirilmiş hediyeler almaya vakit vakti yok kimsenin. Hmm. Bu noktada Asistanları da yetersiz kalıyor. Çünkü asistanın neye yetişsin? Dwayne Drak Johnson'ın? Yani evet. kalorisine mi yetişsin? Abi makarna yiyecektin onu atladık. Bak ben benim de aklımdan çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> bir tencere makarna yememiz lazım. Ha birader tamam söylesene ya biz de seni niye tuttuk falan böyle bir şey var yani. Hı -hı. Üstten konuşma var. Hani onun e, çocuğunun okuldan alınmasına mı yetişsin? Hı -hı. Efendime söyleyeyim. O hediye ya mi yetişsin? onlar artık şey bile hakim. Dwayne Bey otururken koltuk altına doğru giden kaslardaki ufak spazmı görüyor oradaki titreşimi? Evet. Dwayne Bey, Dwayne Bey. <laughs> Çünkü o artık o kadar çok kası var ki oradaki kasla o ilgilenmiyor. Tabii. Asistanı ilgileniyor. Kas asistanı. Ilgileniyor. Kas asistanı var. <laughs> ve diyor ki Dwayne Bey kas kebabınız geldi. Evet. Özel size yapılmış hani 22 kilo etten evet. sadece 1 kilo et çıktı. Evet. En iyi etleri seçtik. Etleri dövüştürdük ya sizin için diyor falan. Yani böyle spesifize edilmiş hayatlar yaşıyor bu insanlar evet. ve bu şekilde de şey mi diyorsun? Dwayne Bey kime hediye alacağını bilmiyor çünkü o adamla hiç ilgilenmemiş, hep vücuduyla ilgilenmiş Dwayne Bey. <laughs> ya o genel mi diyorsun. Ya Dwayne özelinde öyle. Dwayne özelinde öyledir de. Ee, başkaları işte. Başkaları da mesela Başka ne yapıyorum? türlü. Ya atıyorum. Hasan İnceler son hı -hı. yaklaşık 2-3 aydır sadece saçıyla ilgileniyor. Evet. Ve belki şeyi unuttu. Senin ve benim nelerden hoşlandığımızı unuttu hayatta. Evet. Ve ne oldu? Çat o anda birimizin doğum günü geldi. Hı hı. Hasan İnceler diyor ki lanet olsun 4 ayda sadece saçlarıma odaklandım ve en iyi Amerikan tıraşı bulmaya çalıştım. Hı hı. Ama benim can kardeşlerimden birinin ismini vermiyorum şu anda çünkü <laughs> hipotetik bir ortamdayım. Evet. Onun doğum günü ve ben gidiyorum hediye danışmanına. Ne olacak o zaman hediye danışmanına şey mi diyeceğim? Ben bunu alacağım. Bunu stalk diyeceğim. Yani senin hayatını İpliğini pazara çıkaracak bir insan mı bu? Ben anlamadım yani. Valla ben de o kadar e, incine cincine bakmadım. Seni stalk edecek falan filan biri mi yani bu? Yani e, beni stalk edebilir. Yani şöyle internetten bakar büyük ihtimalle. Tamam. Onun da... Zaten en güzel stalk internetten <laughs> evet, yapılır. Evet internetten yapılır. Google'dan yapılır. E işte bakar ya yani ben nelerle ilgileniyorum. Bir yandan da şunu da bilmesi lazım. Geçen sene ne alınmıştı bana? Yani ha. şimdi ben mesela akrabalarımın zamanında e, en azından uzaktan gelen akrabalarımın beklentiyi yüksek tutan akrabalarım çünkü bir akraba geliyor işte yıl ya da doğum günümüze to Ankara'dan geliyor tamam mı? Hı hı. Şimdi baba eski'deki akrabaanın ço çorap getirmesini, don getirmesini anlarım yani. Hı hı. Ama Ankara'daki akrabanın... <laughs> ya en azından senin yola harcadığın paraya eşit bir hediye olması lazım ya diye biliyorum ben bu şey kurallarında, adab kurallarında medeniyet projesidir. Ankara başkent olmasının tarihiyle ilgili, Ankara'nın başkent olmasının tarihiyle ilgili bir proje var zaten, bir evet. amaç var. Şimdi Ankara'dan sana has keçi yünü, triko içlik gelirse. Hı -hı. İçerlersin çünkü dersin ki cumhuriyet projesi boşa çıkmış. Evet bu hadi elden gelir. Evet. Oradan kıllı peynir de gelir, bilmem ne o da gelir Hı -hı. yani. Doğru diyorsun. Üzer seni. Doğru. E E'si şöyle yani bir senin keyfini bilecek. İkincisi daha önceki yıllarda ne getirildiğini takip edecek. Yani biz buna geçen sene işte boyama kitabı almıştık. Geçen sene boyama kitapları çok meşhur diye büyükler için. Evet. <laughs> Geçen sene miydi? Bir iki sene önce. İki falan, sene bir önce miydi ya? Ne kadar ya çok evet, yaz bilmiyorum. tatilinde öyle balkonda dilini dişinin arasına kıstırıp futu futu boyama yapan ne çok kadın gördüm ya. <laughs> yani şimdi çok şey... güzel bir dolandırıcılıktı ya. Çok hoşuma gitmişti. Millet de çok rahatladı ama. O sene biraz daha rahat geçmişti hatırlıyorsun. İnsanlar en azından şunu fark etti. Hani tığ işi öğren kadınlar şeyi fark etti. Ya ben keriz miymişim senelerdir tığ işi örüyorum gözlerim bozuldu. O tığ ya işine kağıda basıyorsun içini boyuyorsun. Şey var mıydı peki sayıları birleştirip şekil çıkartma sonra da onun içini boya. Senin hani atıyor... hiç haberin yokmuş değil, hiçbir şeyden değil, ya. <laughs> Vallahi yani ben de kime şey, anlatıyorum ya şey yazıklar gibi. olsun. Sayıları birleştir, fetonun keçi öğren e, yapılanmasını ortaya çıkart <laughs> ve içe, içini boya gibi düşündü. ben Halka indi deyince, ne bileyim, bileyim oğlum. Aha, senin halk dediğin şey nişan taşı. Değil birader ben bir, Baş, bir ben 8 ayrı şehirde şeyim var benim. Neyim bir, ayağım, <laughs> bir var? ayağım suçum var. Bir... Sabıkan var. Yapmıştım. Farklı bari. isimlerle Öyle işlenmiş. güzel olur ya. 8 ayrı şehirde mapusluğum Farklı var. yokçalım yok canım. Yani 8 ayrı şehirde 8 ayrı ailem vardı. <laughs> <laughs> Mi? Vakalar bakalar vardı hiçidir. değil mi hani tabii tabii Almanya'da bir ailesi varmış Türkiye'de bir ailesi ya, varmış, bir ailesi ya varmış. bu internetin çıkmadığı dönemlerde inanılmaz adamlar vardı evet 5 yılda bir şehir değiştirip her yerde bir ee, bir aile bir hayat ve bir sorumluluk e, ağı kuruyordu yani adamlar evet. İnanılmaz ya <laughs> bir yandan da nasıl göze aldın neden böyle bir yol seçtin ya işte Müge anlı yoktu ve internet yoktu ben e, o konuya geleceğim biraz özlüyorum neyi özlüyorsun şey evet, mi? Google kaçıp gidip <laughs> Google'a <'un> kaçıp... <laughs> kaçıp gidip bir yerde bomba bambaşka... ailemi özlüyorum. <laughs> ya bir dakika şey... Orada çünkü başka bir şeyim var, başka bir düzenim var. Burada sarı ışık internetten dizi, orada evet. beyaz led ışık ve televizyondan dizi. Ya Öyle şey ayırdım olsa aileleri. çok güzel olur. Mesela şimdi 4 ayrı e, şehirde 4 ayrı kadınla evlisin. Evet. Tamam mı? Kadınların hiçbirinin birbirinden haberi yok. Mesela atıyorum Çankırı'da e, milliyetçi muhafazakarsın. Hı, hı İzmir'de Adnan Menderes çizgisi demokratsın. Yani hı hı. demokrat partilisin ve hatta şey beğenmiyorsun yani hani e, merkezin sağı bitti, merkezin sağı bitti diye neredeyse karın dövecek nokta görüyorsun ama Antalya'da çok büyük bir baykalcısın. Hı hı çok muhteşem olurdu ya. <laughs> ne kadar İstanbul'da da diyorsun ki bebeğim Netflix'i açalım. Evet ne kadar fresh bir başlangıç olurdu 3 ayda bir. Bence muhteşem olurdu hem de insan olarak şey tek başına da halk olurdu. Çok güzel fresh bir hissiyat olurdu ya. Ya yani böyle tam şeyden baydığını hissettiğin anda yani böyle işte modern hayat beni boğmaya başladı. İşte şeyler falan filan. Aynı Some tezek right now. Evet. Kastamonu'ya bir telefon. <laughs> Ee, benim İstanbul'daki inşaat işim sonlanmak üzere. Ben orada e, geliyor olacağım. Hoşça kalın diyorsun ve gittiğinde de yani çocuklarına falan da şey yapmıyorsun, sarılmıyorsun çünkü öyle bir babasın. Ya ben şey dönmek istiyorum izninle çok özür dilerim. Bu hediye danışmanını bana bir söyler misin yani ne kadar para alıyor? Ya şöyle anladım yani anladığım ne kadarıyla. Ya da, ya da ona da mı hediye alınıyor? Ne? Ya bence 4-5 ayrı müşterisi var <laughs> ve 4-5 ayrı müşterisine de şey veriyor yani düzenli hizmet veriyor hı hı. ve mesela çok büyük bir ajandası var böyle kalın yani Allah Allah hangi çağda yaşıyoruz dedirten bir hı ajanda hı. ve mesela yani zengin biri senin dostun e, senin işte o harfinin altında Ozan diye kayıtlısın sen kadında geçen senelerde ne hediye aldın yazıyor hı hı. ve ufak bir not düşülmüş Ozan dediğin adam eşektir <laughs> yani her sene önüne viski at her sene aynı sevinir anladım bas geç <laughs> yazıyor tamam mı mesela benim işte şeyde hı hı. Erman Çağlar hani paraya bayılır paraya bayılır parayı belli eden şeylere bayılır ama evet. gerçek değerini de bilmez pahalı gözüken şarap al geç geç anladım zanneder ki iyi bir şey iki sene saklar Hasan'a falan gösterir tamam, anladığım kadarıyla Burada şey var. Son aksiyonu şeye bırakmak. Yok hediye. alıyor. alıyor O alıyor. Evet pa evet. Pardon o bırakmamak. Aynı, evet. Aynen onu söyleyeceğim. Son aksiyonu sana bırakmıyor. O tekil bireye Hı -hı. bırakmıyor. Ben sandım ki hediye danışmanı şunu da yapıyor. Mesela senle birlikte dükkana gidiyor. Sen böyle seni uzaktan izliyor. Sen böyle şişme montunla kabanınla raflar arasında dolanıyorsun. Arada ona bakıyorsun şey diyor, Bana bakma. Bakma beni hani beni deşifre etme. Sen böyle gidiyorsun. Karsan. <laughs> Hayır. Elin böyle ya da cebinden para çıkmıyor. Sen öyle bir adamsın. Evet. Yani senin paran sadece sana çıkıyor kardeşim. Ne çoluğuna, ne çocuğuna, ne birine, başkasına artı değer yaratmak üzere elin cebine gitmiyor. <laughs> Belki bunları kırıyordur hani pilatesle, yogayla, <laughs> nefes terapisiyle. Ben hediye danışmanı dedim de çok kapsamlı bir şey de var sandım. Psikolojik ve fizyolojik bir e, ...terapi süreci de var gibi düşünmüştüm. Valla onun kapsamını Çünkü kim danışman, bilir? danışman danışan gibi ya yani sonuçta. Yani şöyle bir şey olabilir. Yani kapsamını kimlerden bilir? ya yani Sonuçta birine Tam hediye... Biz da... yapabiliriz o zaman bunu. Biz yeni bir hediye danışmanlık hmm. sistemi çıkarıp... ...bir merkez gibi galoş giydiriyoruz ilk ofisimize geldiğinde. Ben çok hoşuma gider. Sen, ya benim en çok istediğim ne biliyorsun? Senle bir yer tutalım... <laughs> <laughs> ne olduğu belirsiz, belli değil, umurumda da değil yani. Hangi sektörde hizmet vereceğimiz umurumda değil. Yeter ki gelene galoş giydirelim ve <laughs> şıkır şıkır gezelim bütün gün şey içinde. Fayans Ay, Evet, mis gibi giyinmiş. Bir bakıyorsun ayanda poşet var. Sen iyi akustikli uzun bir koridorda fayansın üzerine galoş ne güzel şaklar, şıklar. Bilir misin? Hiç duydun mu o sesi? Maalesef Devirtin. duydum ya. Paranın sesidir o. <laughs> Gerçekten öyle. Dönen sar, döner döner mayının sesi geliyor. Ya <laughs> Tabii ki yani kapsamı deyince şöyle de var. Mesela adam bir hediye asistanı tuttu. Hı hı. Sonra dedi ki ya benim eşim hiç senin kadar incelikli düşünemiyor dedi. Evet. Böyle bir flörtleşme oldu. Hı. Sonra işte kadın da boş değil adama karşı. Ya işte bu benim mesleğimi anlıyor. İyi bir şey, iyi bir şey bu benim için falan filan. Kadın yavaş yavaş hediye danışmanı yavaş yavaş adamın karısına aldığı hediyeleri sabote etmeye başlıyor. Hı. Yani Ve kadın ki... Senin esas hediyen benim. Gibi o gibi sona sona doğru o lafı eder belki. Yani evet. o vurucu lafı. Yani şey sana beni aldım. Ha bu Adamın gece. kendi şeyini. Bu bu arada acaba hediye danışmanı adamın kendi doğum gününde ona hediye alıyor mudur? Hmm. Alıyordur kesin. Ayıp olmasın. Sonuçta ki kadın. şey ayağa alışsın diyordur. Alıyordur kötü. onun kredi kartından çekiyordur. İyice evet. şerefsiz gibi. <laughs> Neyse işte şey yapıyor. Karısının hediyelerine şey yapıyor. Ee, mesela kadın Ayakkabı seviyor, kadına evet. gidiyor, biliyor kadının ayakkabı evet, sevdiğini, evet. gidiyor. Alt Bey'in hayvan ol hayvan bir kitabını alıyor, hiç okumayacağını bildiği. Altus mi diyorsun. Alt diyorum. Alt değil. <laughs> Allah yakar seni bilim dünyası. Alt In the diye şarkısı vardır. Evet. Ee, neyse. <laughs> Ondan sonra hediye danışmanının bir sıkıntısı o geldi az önce akma kendi kendime kikirdedim. Bir sıkıntısı şu, senin herkesle olan günlük ilişkini devamlı ona bildirmen gerekiyor. Evet, kesinlikle. <laughs> yani e, iki gün önce böyle ters o düştüğün e, aranın bozulduğu böyle bir soğukluk girdiği adama gidip çok coşkulu hediye gitmemesi gerekiyor. Çünkü sen onunla barışmak istemiyor olabilirsin. Ya kesinlikle öyle ve de yani onun onun yaratacağı zincirleme etkilerin sonuçlarını da bilemezsin. Evet. Belki hiç olmayacak birine öyle bir hediye alır ki yandın yani hayat boyu o adam senin ensenden düşmeyecek hale gelir. Dersin ki ya atıyorum hani Ne hanım olsun. Şebnem ya da kadın, hanım. Evet. Ya Şebnem hanım benim bu adamla bu kadar ilişkim yoktu siz niye gittiniz ona böyle dünyanın en güzel böyle şey e, zümrüdü anka kuşunu kondurmuşsunuz saatin üstüne falan filan yani çok ben, zevkine göre bir şey almışız e, ben yani bu, adamı... ben bu yükü taşıyamam artık diyebilir evet evet yani işte şeyi söylüyor olman lazım mesela bekarsın evet. hediye danışmanı kadın şebnem hanım seni başka bir bayanla şey biliyor cemiyetten arkadaşlar tanışıyorlar hı hı. oysa sen iki gece önce e, hanımla bir Dış partide ev partisinde tanışmışsın yani tekrar evet. buluşmuşsun. Evet. Orada bir böyle elektriklenme olmuş. O evet. elektrik eve taşınmış. Evde hani en son sayıya çokuması yapılmış ve <laughs> 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 hani o gün senin bir garip yani hemen o gün arayıp 10 gün sonra da doğum günü var. Çok geciktirmeden, hemen o gün olmasa da yani kadının gitmesini beklersin büyük ihtimalle. Şebnem Hanım'ı arayıp, Şebnem Hanım şöyle bir durum var. Ee, ben size söylediğim Clara Hanım'ı dün akşam biz bir... Neyse benim evet. bir işim var, ben o <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 Ama bilmiyorum şu an ne durumdayız. Yani arkadaş mıyız? İşte şimdi giderken görüşürüz dedi yanağımdan öptü ama yani biz bunları başımızdan geçmiş şeyler. Evet. Neyse ben sizin zamanınızı almayayım. Clara Böyle bir durum bir var Bir sağa Clara... döndük, bir sola döndük, deliye döndük. Clara Hanım mı normal arkadaş evet. listesinden çıkartıp <gülüyor> 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 ya da penisimi görmüşlerim evet. listesini alırsanız çok daha efektif olur. Ben sizi bu konuyla ilgili daha sonra arayayım mı? Ya, ya kesinlikle. <laughs> ya aslında şunu anlıyoruz. Ya bu kolaylık değil gibi geliyor bana değil. bir yandan. Ben bak bütün konuştuklarımızdan şunu çıkarıyorum. Yani biz ne yaptık? En, en başta dedik ki boktan bir sürü meslek icat ediliyor, uyduruluyor. Ve onlardan biri olarak örnek gösterdik hediye danışmanlığını değil mi? Evet. Ama sonuçta ortaya ne çıktı? Meğer ne Alnı kadar budaklı. katmanlı. Meğer aslında üzerine düşünülse ne kadar dallanıp budaklanabilecek bir meslek koluymuş bu. Evet. Öyle değil mi? Yani çünkü şey de yapabilirsin. Hediye danışmanlığı, kalpler arasında köprü kurarken evet. köprüleri de atabilecek bir e, fonksiyona da sahip. Evet. Çünkü mesela şey dersin. Şebnem Hanım, bu Erman iti var ya, bu herifle ben artık arkadaşlıktan Selamun aleyküm, aleyküm selam noktasına çekmek istiyorum ilişkimi. Bana öyle bir hediye bulun ki bu adam artık yerini, haddini, hududunu bilsin. Ben bir sınır çekebileyim Erman Çağlar'la arama. Hı. Dediğimde de işe yarayacaktır yani. Gördün mü? Aslında bayağı Ama yani Şebnem Hanım orada şey. durup şey demesi lazım. Ya Ozan Bey bunun yani bu kişisel şeylerinizi, ilişkilerinizi kendiniz yürüteceksiniz. Ben sadece... Ya da diyecek ki Ozan Bey bunu yapmanın tek yolu var. Ona takım renkli plastik tarak almanız gerekiyor. <laughs> Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli Şakalı ya da zannederim neyse. zannederim hiç şey yapmaz. Hiç beni Ya neyse. Ya ise. beni öyle e, bedavayla yani ben hediyeye de biraz bedava gözüyle bakıyorum. Bir yerlerde bizi dinleyen birileri kırılabilir yani bu söylediklerim ama ama şunu bilsin kalbimizde zerreyi miskal kötülük yok. Asla. Benim gönlümde şöyle kodlanmış. Hediye dediğin bedava bir şeydir. Eşantiyon evet. gibi. Evet. Ya o yüzden bana takım renkli tarak almışsın efendime söyleyeyim. Üstünde yani belli ki bir yerden sana bedava gelen bir bardağı getirmişsin falan filan. Evet. Ha derim geçerim. Peki sana şunu söyleyeceğim. Ee, nefes terapisti diye gittiğin yer Nargileci çıkarsa ne düşünürsün? <gülüyor> <gülüyor> ya da Nargileci... Ne düşünürüm? Belediyenin işini <laughs> yapmadığını düşünürüm o <laughs> Ama şunu yani ben... Şunu düşünüyorum, her nefes terapisti ilanı gördüğümde ben en iyi nefes terapistinin nargile e, ile yapılabileceğini <laughs> ya ve nargile bir... salonların evet. en iyi nef nefes terapi merkezleri olduğunu düşünüyorum. Ne düşünürsün? Ya ben, <gülüyor> <gülüyor> şöyle, ya <bak>. <gülüyor> <gülüyor> evet. şöyle Ozan'cığım ben e, psikoloji okuduğum için çok iyi biliyorum bu konuları. Evet Yani bizde mesela e, panik atak hastalarına falan en çok şunu söylerler. Amcacım nefes alacaksın. Evet. E, nefes alacaksınız, nefes vereceksiniz. Yani o nefesi regüle ettiğiniz anda zaten uçar gider kuş olur. Yani o kaygılar geriye sadece boku kalır. Tabii. Yani çünkü bu kuş dediğin... Onu e, da... Kaygı dediğin bir anda gitti ah mis gibiyim denmez ki. Yani dün kaygılıysan o kaygıların azaldıysa ama onun oradaki semptomu tedavi etmek için nefesten bahsediyoruz tamam mı? İşte panik atak geçirmesi, geçmesi evet. için işte nefes alacağız, 3'e kadar sayacağız, nefes vereceğiz, 3'e kadar sayacağız. Evet. Ondan sonra amcacım diyorsun yani panik atak semptomlar bu işin daha başlangıcı. Bunun altında yatan nedenleri e, ulaşmalıyız diyorsun. Amca da sana şey diyor. Hap ver diyor. Evet, senden bir önceki evet. doktor hap vermişti. O çok evet. iyi gelmişti. O hapı ver diyor. Tabi ee, tabii yani senin görevin sen bunları bana işte telkin etmek için buradasın. Ben de şöyle düşündüm. Benim dışarıda akrabalarım var. Ben seni o akrabalarıma dövdürüyüm. <laughs> Beni ben burayı bana hap vermedi bastırtayım. Evet. <laughs> Eğer öyle ilerlemeyi düşünürseniz öyle ilerleyelim. Tamam. Tamam dayıcım. Hadi hoşça kal. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> yani panik atak. Ya ben çok acı bir harekette bulunmuştum. Bir kere de çok üzüldüm sonra. Yani gerçekten 4 sene okuduğum psikoloji bölümünden sadece o kalmış aklımda. Yani pratik olarak panik atak varsa nefes olması lazım falan diye. <laughs> sonra bir, bir gün bir arkadaş işte bende kalan bir arkadaşım o zaman panik atakla biraz uğraşıyordu. Hı <laughs> hı. Yani bana hep söylüyordu işte şu ilacı alırım, bu ilacı alırım. Ben de, duymadım falan diyordum. <laughs> Nereden bileyim ilacı. Sonra bir gün bizde oturmuş e, STV izlerken çocuk böyle bir aya ele ayağı oynamaya başladı. Dedim ne oldu moruk iyi misin? Ben biraz kötü oldum falan dedi. Dur dedim. Yani, pratik bir bilgim var ya hemen. Hı -hı. Yani sevinmiş evet. gibi olmayayım ama evet. biraz da böyle heyecanlandım. Tamam Tabii. dedim ben çözeceğim bu mevzuyu. Aklımda şu vardı, mutfağa koşacağım, kese kağıdı bulacağım, kese kağıdını ona vereceğim. Çünkü kese kağıdıyla nefes de bayağı işe yarıyor. Oksijen azaldığı evet. için nefesi daha böyle derin alıp vermeye başlıyorsun. Ee, o biraz düzenliyor nefesi. Sinercilerde ve balicilerde çok de çok faydasını işe faydasını görürler, evet. evet. Bayağı faydasını görür onlar. Ondan sonra ama mutfağa koşarken şeyi unuttum. Ben e, Avrupalı bir bekar beyefendi değilim. Ben Göztepe'de bekar oturan bir... Yok insanım, evet. yokum o sırada. Bana benim içeride kese kağıdı yok, siyah tekel poşeti var sadece ve evet. onlar çok kötü şey kokuyor, petrol kokuyor. Yani dedim yapacak bir şey yok, <laughs> elimizdekileri kullanacağız. Yani aldım tekel poşetini, içinden şeyi çıkarttım, boş şeyleri çıkartıp koştum çocuğun ağzına dayadım. Dedim hızlı yani nefes bunun içine nefes alır, <laughs> bunun içine ya, nefes alır. <laughs> dünya'nın hiçbir yerinde. Gerçekten. Al alkolü ve tekel ürünlerini ceset torbasına sarmıyorlar ya. Bu ceset torbası o siyah petrol ya. Ne evet. biçim bir koku o gerçekten. şey gibi oluyorsun. Ben onu taşırken gerçekten petrole batmış kara bataklar var ya. <laughs> evet. Gerçekten öyle hissediyorum kendimi <laughs> evet. yani. O biralar yazık böyle kafayı çıkartıyorlar ya. Biz keyfe gidiyoruz değil mi? Eminsiniz değil mi diye? Ya şey gibi aslında bir yandan da insanlık tarihi gibi oluyor ya o tekel torbası. Evet. Petrol, <gülüyor> çelik. <gülüyor> Ee, bira bakteri tütün, bakteri <gülüyor> yani ne <laughs> ne tüfek mikrop çelik tüfek, tüfek mikrop <laughs> yani ne diyoruz insanlık tarihinden bahsedeceksek <laughs> olarak brief brief human history tarihi dersek ed. ağlama var <laughs> gülme var işeme var çok doğru kusma var çok hoşça dur. kalın hoşça kalın Neyse işte ya bir de şey vardı o poşetin içinde. Boş bira şişeleri vardı. Onların da böyle bir şekerli rayası evet. o petrol kokusuyla birleşmiş. Evet. Ya dayadım çocuğun ağzına dedim. Böyle bir teknik var bir deney istersen falan. <laughs> bir iki nefes aldı sonra şey. Kopya <laughs> kaldırıp moruk çok kötü kokuyor bu kuş şampiyonu. <laughs> <ben dedim. gülüyor> Daha ya sen, kötü oldum Sen belki orada distraction metotunu kullanmış Kafayı olabilirsin. Kafayı yani. dağıtma. Kafayı mı? dağıtma ve ya. belki de canı şey yani onu biraz koklayan insanın canı bira ister, tuzlu fıstık ister, ne ister. Keşke Cin öyle ister keşke yani. öyle sonlansaydı ya dedim. Yani ikinci bir önerim var. Ee, araştırma hastanesi buradan çok yakın. Oraya gidelim istersen evet. diye. Ve seni uzman hekimlerin eline bırakayım eline ben. Eline, odasına bırakalım. Bu poşet mevzusu da aramızda kalsın Kesin orada lütfen. Hiçbir... Beni Zan altında bırakma şimdi. Ya genç psikologun poşet metodu diye keşke böyle Bursa Olay Gazetesi'ne falan ya da işte kü <gülüyor> 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 Kütahya Son Nefes. Ya böyle bir yerel gazetede senin poşetli e, tedavi yöntemini görmek sanırım bu dünyadan gözlerim açık gitmemesine sebep olacak. Ya belki yani işte Hürriyet'in, e, Habertürk'ün, Babeski... Posta, hani 40 Bobeski yöresel şey var ya. Evet evet. Taşla, Bobeski baskısı. Bobeski'li psikolog Erman Çağlar'ın poşet mi <laughs> <laughs> olay <gülüyor> yarattı. Evet, seni böyle çömelmiş, ayağında terlikler var. <laughs> Araştırma hastanesi. İçe basmışsın. Yere böyle çömelmiş bir adamın kafasına doğru <laughs> siyah torba tutarken görmeyi çok isterdim. Ve altta da şey yazıyor. En kötü kusuyorlar. <laughs> kusuyorlar. Orada zaten kafası değişmiş evet. oluyor. Kusanın kafası açılır. <laughs> Yeter artık. Ben çok sıkıldım. Hadi kapatalım ya. Kaç dakika olduysa da oldu. <laughs> ne oldu de... aniden ya? Ya valla daraldım ya. <laughs> Kusmaydı poşetti Kusmaydı derken. Kusmaydı poşeti. <laughs> Kapa ya. Zaten şeyde çıkarız bir kahve içeriz bir şeyler yaparız. Pekala. Eee. <laughs>